Günlerdir kaleyi toplarla dövüyoruz. Nice burçları yakılsa da henüz gedik açamadık. Tahkim edilmiş. Aman verme deli. Toplar susmayacak. Hünkârım. Lağımcı kullarınız da canla başla iki koldan kazıyorlar. Böyle giderse Fethü Zafer yakındır. Fakat Emir Güne teslim olmazsa muhasara uzar. Kış da erken bastırırsa işimiz daha da zorlaşır. İnşallah Emir Güne kazanamayacağı bir savaş sürdürmekte ısrar etmez. Hazır! Ateş! Görüyorsun değil mi Abbas? Suyumuzu kestiler. Erzağımız da günden güne azalıyor. Daha ne kadar dayanırız bilmiyorum. Bir müddet daha dişimizi sıkalım. Şah Safi Hazretleri elbet yardım gönderecektir. Sen hala ondan medet mi umuyorsun? Umurunda değiliz, anla artık. Kaderimize terk etti bizi. Emirim, Sultan Murat elçi göndermiş. Huzurunuza çıkmak ister. Al içeri. Şair Nefi, Sultan Murat elçi olarak seni mi tayin etti? Siz kendinizi yollayınca elçi kılığında... Hünkârımız altında kalır mı? O da bir şair yolladı ayağınıza. Âlâ. Sen buradayken top atışlarına ara verseydi bari. Ziyan olmayasın gelip giderken. Nüktedanlığınız takdire şayan. Bilhassa ölüme giderken. Hünkârım, bunu size yolladılar. Ey Tahmasp kulu Emir Güne! Ben ki 7 iklimin padişahı Sultan Murat Han. Bu sana son ihtarım. Revan Kalesi er yahut geç düşecek. O gün eli kılıç tutan herkesin başı kesilecek. Kadınlarınız, çocuklarınız esir alınacak. Fakat... derhal teslim olur. Merhametime sığınırsan, kahrımın kılıcı kınına tekrar girer. Şahinevi var git, hünkârına söyle kaleyi teslim edeceğim. Direnmeyeceğim. Lakin bir şartım var. Emir Güne kaleyi teslim etmeye gönüllü hünkârım. Ve fakat bir şartı var. Hatiz Melun. O kim oluyormuş da Cihan padişahına şart koşuyormuş? Elçi kılığında geldiği yetmezmiş gibi şimdi de bu. Hünkârım müsaade buyur. Bizzat alayım gelmeyi. Evvela teklifini bir duyalım. sizinle tarafsız bir alanda kılıç dövüşü yapmak istiyor hünkârım. Kaybederse Revan'ı teslim edecekmiş. Olacak şey değil. Cürete bakın. Farz-ı muhal galip geldi. O vakit isteği nedir gafilin? Revan'ı onun hakimiyetini bırakmanızı istiyor hünkârım. Acem'den dahi Osmanlı'dan azade, müstakil bir beylik kuracakmış. Bana meydan okuyor demek, öyle mi? Âlâ, madem arzusu bu, kabul ettim. Hünkârım bağışlayın lakin bu bir tuzak. Cenk meydanında baş edemeyince bu yolla sizin canınıza kastetmek istiyorlar. Mustafa Paşa'nın hakkı var hünkârım. Düşmana nasıl itimat edersiniz? Emir'in kim olduğu belli. Niyeti belli. Düşmanlığını gizlemiyor. Ardından Acem oyunu çıksa dahi ben hesabımı bilirim. Rabbim yüze gülüp kuyu kazanlardan sakınsın. Emir'e haber verin. Ne vakit, nerede isterse gelsin. Daha fazla kan dökülmeden muhasara bitecek.